Tonguç Akademi'den hepinize merhaba. Orta Çağ'da Dünya. Bugün tarih dersinde sizlerle beraber işleyeceğimiz ders konumuz olacak. Çok güzel bir ders işleyeceğiz. Bu yüzden defterleriniz, kalemleriniz hazır olsun. Çok önemli notlar alacağız. Çünkü bunlar bizim birinci dönem, birinci yazılıda ve ikinci yazılıda karşımıza gelebilecek önemli sınav soruları olacak. Bu yüzden notlarımızı alarak iyi bir şekilde konuyu öğrenebilir. Aynı zamanda yazıdan da güzel bir puan almak için buradaki bilgilerden faydalanabiliriz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Bugün sizlerle beraber neler işleyeceğiz? Şimdi bu bölümde bir defa Orta Çağ'daki başlıca siyasi gelişmelere bakacağız. Bu çağda kurulan başlıca devletleri inceleyip siyasi yapıları inceleyeceğiz. Yine imparatorluklarda sosyal, ekonomik ve askeri duruma bakarak artı üründen sosyal sınıflara konusunu işleyeceğiz. İlk ve Orta Çağ'da toplumsal tabakalaşmaya bakıp Orta Çağ'daki ticari faaliyetlerin neler olduğunu ve ilk ve Orta Çağ'da ticaret yollarının neler olduğunu inceleyip ordu ve kanunu, hukuk düzenini inceleyerek bu dersimizi bitirmiş olacağız. Konu bağlamımızda işleyeceğimiz temel ünitelerimiz bu şekilde. Şimdi ilk olarak Orta Çağ'da başlıca siyasi gelişmelere bakalım. Buradaki siyasi gelişmelerin içeriğini temel ayrıntısıyla bilmenize gerek yok. Sadece kronolojik açıdan neler olduğunu bilelim kafi. Sasani Devleti'nin kurulması ile 651 yılında Milli Eğitim Temel Müfredatı bize belirlemiş. Vizigot krallığının sona ermesi, İslamiyet'in Hindistan'a yayılmaya başlaması, Katolik Ortodoks bölünmesini 1054 yılında göreceğiz. Sonra Moğol İmparatorluğu'nun kurulması, Magna Carta'ki İngiltere'nin demokratik bir niteliğe kavuşması ve insan hakları, özgürlük gibi bazı nitelikleri kendi ülkesinde geçirebilmesi adına tarihsel önemli bir gelişme olacaktır. Yine Moğol İmparatorluğu'nu parçalayacağız. İngiltere parlamenter sisteme geçecek. Bakın ta 1295'ten başlıyoruz o demokratik nitelikleri. Adamlar neredeyse 700 yıldır bu şekilde yönetiliyor. Yine 100 yıl savaşlarını inceleyeceğiz ve Avrupa'da veba salgını bu çağdaki başlıca siyasi gelişmeler olarak bilinecektir. Hani bu sayfa için söyleyeyim, öğretmeniniz size yazılıda bir soru olarak sorarsa derse hani bir işte klasik soru da olabilir, test sorusu da olabilir. İşte Orta Çağ'daki başlıca siyasi gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? O zaman şuradan böyle 4 tane seçenek verir. Bir tane de olmayan gelişme ilk çağda olabilir veya işte Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi gibi işte böyle yakın çağ gelişmesi de verebilir. Doğal olarak sizin o seçenekleri kabul etmeniz gerekiyor. Veya şunu da söyleyebilir yazıda. Orta Çağ'daki başlıca siyasi gelişmelerden 3 tanesini yazın. O zaman siz bunlar arasında 3 tanesini yazacaksınız, tamam mı? Yazılı için bilmemiz gereken önemli unsur bu şekilde. Notlarımızı da buna göre alalım. Devam edelim. Orta Çağ'da kurulan başlıca siyasi devletlere gelelim. Bakın yine yazılıda sorulabilecek güzel bir soru. Çünkü aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ'da kurulan siyasi devletler arasında gösterilemez tarzında da bir soru gelebilir buradan. Veya Orta Çağ'da kurulan başlıca devletlerden 3 tanesini, 4 tanesini yazın derse, o zaman sizin bu çağda kurulan veya bu çağda siyasi faaliyetlere devam eden işte Sasani İmparatorluğu, Moğol İmparatorluğu, Bizans'ı, Ostrogot Krallığı'nı, işte Ordok Krallığı'nı, Alamanları, yine Vizigot Krallığı gibi siyasi yapıları bilmeniz gerekiyor. Tamam mı? Unutmayalım. Bunlar da bu dönemin önemli siyasi erkleri olacaktır. Bu şekilde burayı da geçmiş oldu. Orta Çağ'da siyasi yapılara gelelim. Şimdi Orta Çağ Avrupa'sında siyasi yapıyı şekillendiren ve bu döneme damgasını vuran sistem feodalizm olacaktır. Peki feodalizm kendisiyle beraber neyi doğuracak? Şimdi derebeylik adını verdiğimiz bir sistem olarak da görülür feodalizm. Burada işte güçlü böyle toprak ağlar, hani bizdeki toprak ağası sistemi var ya, orada böyle güçlü kontlar, dükler kendi küçük siyasi teşekküllerini oluşturacak. Bunlar Avrupa'da güçlü merkezi krallıkların kurulmasını engelleyecek. Bu derebeylik sistemiyle beraber toplumsal yapı içerisinde işte asiller, soylular, serfler, köylüler, bununla beraber tamamen kölelere dayalı bir toplumsal sınıf düzeni oluşacaktır. Yine burada feodalitede güçlü savaş lordlarının egemen güç kabul edildiği bir sistem olacak. Zayıfların da tamamen kendilerini onlara emanet ettikleri, sadakate dayalı böyle bir hizmet sözü verdikleri toplum yapısı şekillenecektir. Tekrar söyleyelim, bakın feodalite ile feodalizmle beraber Avrupa'da güçlü krallıkların, merkezi ve tek elden yönetilen krallıkların kurulması ve oluşması engellenecektir. Ta ki ne zamana kadar? Feodalite çöküşe geçene kadar, krallıklar tekrar siyasi yapılarını güçlü bir şekilde oluşturana kadar Orta Çağ Avrupa'sında bunlar egemen olacak. Bunları özellikle ifade edelim feodalizm için.
Devam edelim. Ve Orta Çağ'ın önemli devletlerine gelelim. Bu döneme damga vuran, bu dönemde kendini gösteren önemli devletlere değinelim. Şimdi ilk olarak sizlerle Sasani İmparatorluğu'na bakalım. Şimdi Sasani İmparatorluğu İran coğrafyasında, Acem coğrafyasında ve Ön Asya tarafında kurulan Mezopotamya bölgesine de nispeten hakim olan geniş bir sahadaki çağın en büyük imparatorluklarından biri olacaktır. Hem geniş sınırları mevcut, aynı zamanda da güçlü bir devlet geleneği var. Çünkü gerek Perslerden, Medlerden gelen bir devlet geleneği, teşkilatlı bir devlet geleneği onlara miras olarak kalacak ve onlar tarafından teşkilatlı bir halde kullanılacaktır ki bakın onlar Pers devlet geleneğini benimseyecek ve yönetim şeklini de monarşi olarak belirleyecektir. Monarşi neydi? Hatırlayın. Tek kişinin yönetimine dayalı olan bir yönetim şekliydi. Monarşide tek elden yönetim olacaktı ve mutlakiyet söz konusu olacak. İmparatorluğun başında burada Şehinşah adını verdiğimiz kralların kralı bulunacak. Demek ki imparatorluğun başındaki kişiye biz ne diyormuşuz? Şehinşah. Yine Hazreti Ömer döneminde İslam devletiyle yapılan bazı savaşlar var ki bu savaşlar devleti zayıflatacaktır. Nitekim bu savaşlar arasında biz 636 yılında gerçekleşen Kadisiye, yine 637 yılında gerçekleşen Celula ve 642 yılında gerçekleşen Nihavend savaşlarını gösterebiliriz. Bu savaşlar sonucunda Sasani devleti zayıflayacak. Nitekim 651 yıllarına geldiği zaman da siyasi varlıklarının sona erdiğini görebiliyoruz Sasanilerin. Bu şekilde ifade etmiş olduk Sasani İmparatorluğunu. Devam edelim ve bu dönemin önemli güçlü devletlerinden biri olan Bizans, yani Doğu Roma'dan bahsedelim. Şimdi Roma İmparatorluğu biliyorsunuz ki kavimler göçünden sonra ikiye ayrılacaktı. Kavimler göçüyle beraber ikiye ayrılan Roma'nın batı kısmını Vatikan'ın, İtalya'nın oluşturduğu doğu kısmı ise İstanbul merkezli Bizans dediğimiz imparatorluğunun oluştuğunu söyleyebiliriz. Çağın büyük bir imparatorluğu arasında gösterilir. Hatta onlar neredeyse 1000 yılı aşkın bir sürece siyasi varlıklarını sürdürmüşlerdir. Yani 1000 yılı size şöyle ifade edeyim. Osmanlı İmparatorluğu mesela 600 yıldır. Türkiye Cumhuriyeti ise hala 100 yıl bile değildir. Yani 1000 yıl dünya tarihi açısından oldukça uzun bir süre. Bu yüzden tarihin de en büyük ve en uzun imparatorluklarından biri olduğunu da ifade etmemiz mümkün. Bununla beraber şimdi Doğu Roma'da, yani Bizans'ta Helenizm ön planda. Peki Helenizm dediğimiz yaklaşım ve unsur nedir? Şimdi Helenizm için şunu ifade etmekte fayda var. Helenizm Büyük Makedonya İmparatorluğu'nun izlemiş olduğu bir siyasetti. Nitekim Büyük İskender de bunu çok güzel uygulayan bir imparator olarak da bilinecektir. Batıdaki Yunan askerleriyle ve buradaki Balkan askerleriyle doğudaki kızlar evlendirilecek ve kültürlenme adını verdiğimiz yeni bir sentez ortaya çıkacak. Yani ne doğu kültüründe ne de batı kültüründe olan, ikisinin tamamen birleşiminden bir sentez doğan Helenist bir uygarlık meydana gelecekti ki Bizans İmparatorluğu'nda da bu Helenizm ve Helenist etki kendini gösterecektir. Bununla beraber Ortodoksluk burada etkin. Biliyorsunuz ki İtalya'da Vatikan Kilisesi'nde Katolik mezhebi ön plandayken İstanbul'da Ortodoks mezhebinin tamamen merkezi oluşacaktı. Yine Helenist ve Ortodoks gibi böyle kültürel bileşenler sonucu Bizans İmparatorluğu Batı Roma İmparatorluğu'ndan farklı olacaktır. Bu şekilde de ifade etmemiz mümkün. Mesela Roma'da Latince resmi dil iken Bizans İmparatorluğu'nda Grekçedir. Roma'da Vatikan Kilisesi'nde ön planda olan mezhep burada Katoliklikken Bizans'ta Ortodoksluk olacaktır. Demek ki bu bağlamda da birbirinden farklı olacaklar. Tabii Doğu Roma İmparatorluğu 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethedilmesiyle de yıkılacaktır. 1000 yılı bir aşkın imparatorluk Fatih Sultan Mehmet tarafından sona erdirilecektir. Bizans İmparatorluğu'ndan bu şekilde bahsetmiş olduk. Moğol İmparatorluğu'na gelelim. Şimdi kurucusu Temuçin olarak bilinecektir ki Temuçin 1206 yıllarına geldiğimiz zaman yapılan kurultayda bu birleştirmiş olduğu Türk ve
Moğol boyları tarafından Kaan seçilecek ve kendisine Cengiz unvanı verilecektir. Yani bizim Cengiz Han olarak bildiğimiz kişi kim oluyormuş demek ki? Temuçin olacaktır. Yine Moğollar üzerinde şamanizm önemli. Onlar daha çok böyle Orta Asya'nın genel dinlerine, mistik dinlerine inanacak. Bununla beraber güçlü bir imparatorluk yapısını oluşturacaklardır. Cengiz Han döneminde imparatorluk yapısı oldukça kuvvetli. Orta Asya'nın hemen hemen her yerine egemen olan ve çok geniş bir coğrafyaya yayılan güçlü bir imparatorluk olacak. Tabii Cengiz'in ölümünden sonra burada çocuklar arasında devlet bölüşülecek. Bu çocuklar arasında biz Kubilay Hanlığı'nı, yine Çağatay Hanlığı'nı, Altın Orda'yı ve İlhanlıları gösterebiliriz. Yani Moğollar dağıldıktan sonra 4 farklı devlete bölünecek ve bu şekilde siyasi yapılarını devam ettireceklerdir. Yine Orta Çağ'ın oldukça kuvvetli imparatorluk yapılarından biri olduğunu da ifade ederim. Şimdi bu imparatorluklarda 3 farklı imparatorluktan bahsettik size. Bunlardaki sosyal, ekonomik ve askeri durumları karşılaştırmalı tabloyla ele alalım. Çünkü bu şekilde bilmemiz bizim için daha iyi olacak. Notlarımızı oluştururken de rahat olacak. Ve öğretmeniniz eğer karşılıklı olarak hani bir imparatorluğu diğer imparatorluktan azlık veya karşılıklık veya fark olarak size sorarsa en azından bunları daha rahat yapın diye. Şimdi bakın yönetim şekline baktığımız zaman Bizans'ta bir imparator olduğunu görebiliyoruz. Sasani'de aristokratlar var, yani belli bir zümre var burada devlet yönetimini elde tutan. Yine bunlara yardımcı olan bir danışma meclisi olacaktır. Moğollara geldiğimiz zaman ise güçlü bir Kaan olacak. Kaan'ın yanında da yine devlet işlerinde ona yardımcı olan bir kurultay var. Sosyal ve ekonomik yaşama baktığımız zaman Bizans ülkesi Anadolu coğrafyasını düşündüğümüz zaman Avrupa, Asya ve Afrika arasında bir geçiş noktası olacaktır. Doğal olarak ticaret yolları üzerinde de olduğu için ticarete dayalı bir ekonomik yapı Bizans'ta hakim. Sasanilerde ise topraktan alınan vergiler, tarım faaliyetleri biraz daha ön planda. Moğollarda ise Orta Asya'nın o sert ve zorlu iklim koşulları düşünüldüğü zaman tarımdan ziyade hayvancılık, yine konar göçer yaşam tarzı kendini gösterecek. Yani eski Türklerde gördüğümüz gibi yine Moğollarda da aynı şekilde bir sosyal ve ekonomik yaşam izlenecektir. Ordularına geldiğimiz zaman Bizans'ta ücretli askerler var. Mesela bu ücretli askerler arasında peçenekleri gösterebiliriz. Peçenekler bir Türk boyudur. Aynı zamanda bakın Bizans'ta ücretli asker olarak çalışacaklar. Nitekim 1071 Malazgirt Savaşı'nda da peçenekler savaş esnasında Bizans'ta ücretli asker olmalarına karşın karşı tarafta Selçukluların yanına geçecek, taraf değiştirecek ve savaşın Selçuklular tarafından kazanılmasında da önemli bir rol oynayacaklar. Yine ağır zırhlı birlikler burada hakim. Bizans'ta kuvvetli bir şekilde bu birlikleri de onların yapısında görebiliyoruz. Sasanilere geldiğim zaman güçlü, düzenli ve disiplinli birlikler var ki zaten İran geleneğinden gelen o teşkilatçı yapı aynı zamanda Sasani ordularında yetinecek ve teşkilatçı yapıyı aynı zamanda biz burada da görebiliyoruz. Moğollara geldiğimiz zaman ise burada gönüllü askerler var. Yine hafif süvari birlikleri var ki atlı askerler Orta Asya'da hızlı bir şekilde savaşların kazanılması ve hızlı bir şekilde burada fetih hareketlerinin gerçekleşmesi için oldukça önemlidir. Moğollar da bunlara uyacak ve ordularını bu şekilde oluşturacaklar. Evet, bir sonraki konu başlığımıza gelelim. Artı üründen sosyal sınıflara. Şimdi artı ürün dediğimiz unsur nedir? Şimdi önceki derslerimize bir dönelim. Hatırlayın, insanlık paleolitik dönem ve mezolitik dönemde, yani eski taş ile orta taş dönemlerinde tamamen tüketici bir toplum yapısını oluşturacaktı. Yani avcılık ve hayvancılıkla uğraşacak. Daha çok işte avlanmaya dayalı olarak burada besinlerini sağlayacaklardı. Ancak neolitik dönemle beraber insanlar tarımsal devrimi gerçekleştirecek. Ovaların, nehir kenarlarının kıyılarına yerleşecek. Yerleşik yaşam başlayacaktı. Aynı zamanda bu insanlar yerleşik yaşam düzeninde bu bölgelerde tarımsal faaliyetler başlayacak. Nitekim onları ürettikleri o ürün fazlasını, yani ihtiyacı aşan ürünü elde edecek. İşte biz bunlara artı ürün adını vereceğiz. Tamam, unutmayın. Biz bunlara artı ürün diyormuşuz. Tabii artı ürünle beraber mesela diyelim ki adamın burada ne tarlası olsun? Bir tahıl tarlası var.
İşte burada da bir baklagil tarlası var başka bir adamın. Doğal olarak bu ürün fazlasını elde etti. Elde ettiği fazla ürün fazlasını baklagile verecek. Baklagile de iş tokuş yapacak. Ve bu kişi tahılını karşılarken bu kişi de baklagil ihtiyacını karşılamış olacak. Demek ki değiş tokuşta burada kullanılan temel bir unsur olacak. Yine çiftçi, esnaf, tüccar, din adamı, savaşçı gibi yeni sınıfları da artı ürün ortaya çıkaracaktır. Çünkü kalkolitik dönemde yani bakır çağında artı ürün şöyle bir unsur ortaya çıkarıyor. İnsanlar tarım yapmaya başladı. Tamamen toprakla uğraşmaya başladılar. Ancak toprakla uğraşmak zorunda kalmayan işte ve orada elde edilen ürünleri dışa pazarlayan mesela esnaflar ve tüccarlar ortaya çıktı. Yine toplum düzeni içerisinde din adamları oluşmaya başladı. Bu toplumu koruyan, bu toplulukları, köyleri, şehirleri koruyan savaşçılar ortaya çıkmaya başladı. Demek ki tarımla uğraşmayan yeni sınıfları da artı ürün kendinde doğuracaktır. Peki farklı coğrafyalarda ne gibi etkileri var? Onlara değinelim. Şimdi ilk olarak Mezopotamya'ya gelelim. Şimdi Mezopotamya coğrafyasına baktığımız zaman Mezopotamya'da topraklar özel mülkiyet altında olacak. Özel mülkiyete önem verilen bir coğrafya olacaktır. Mısır'a geldiğimiz zaman Mısır'da bakın Mezopotamya'da özel mülkiyet var iken Mısır'da Firavun tüm toprakların sahibi olacaktır. Yani burada imparatorluğu, devleti yöneten kişi aynı zamanda tüm toprakların sahibi olacak. Halk ise daha çok işletme hakkına sahip ve vergiler de imparator adına, Firavun adına daha doğrusu toplanacaktır. Devam edelim. Sümerlere gelelim. Şimdi Sümerlerde bakın topraklar tapınaklara, kent yöneticilerine ve köylere ait olacak. Aynı zamanda hür olan insanlar burada toprağın karşılığında vergilerini ödeyecekler. Devam edelim. Hititlere gelelim. Şimdi Hititlerde toprak tımarlara ayrılacaktır. Tımar dediğimiz sistem nedir burada? Devlete ait toprakların işlenme hakkının halka verilmesi ve burada halkın toprağı işlemesi olacaktı. Topraklar tanrının ve kralın sayılacak. İşleme hakkı ise tamamen halkta olacaktır. Yine bakın mülkiyet tamamen devlete ait. Ve burada bir de Orta Çağ'daki feodal sistemden bahsedelim. Şimdi Orta Çağ'da biliyorsunuz ki feodalite dediğimiz bir düzen vardı. Az önce bahsetmiştik. Burada köleler, serfler ve hür köylüler korunma ve adalet karşılığında bakın senyörler yani o düklere, kontlara mal ve hizmet üretmekle yükümlü olacaklar ki feodal sistemi oluşturan temel unsur da bu olacak. Yani feodal sistemde şu var. Diyelim ki şurası bizim kurmuş olduğumuz kale yapımız olsun. Burada bir kale var. İşte oranın senyörü burada yaşıyor. Aynı zamanda burada işte köylülerin küçük küçük evleri, çarşıları, pazarları, işte burada o kaleye ait ordular ve diğer düzen var. Yani kale içerisinde bir yaşam alanı mevcut. Feodal sisteminin de temelinde bunlar var. İşte buradaki köylüler bu senyörleri adına toprakları işleyecekler. Onu da bu şekilde ifade edelim. Devam edelim ve bir sonraki konumuza bakalım. İlk ve Orta Çağ'da toplumsal tabakalaşma. Şimdi toplumsal tabakalaşma dediğimiz şey toplumları, toplum içerisindeki insanları birbirinden bazen ırk, bazen cinsiyet, bazen ekonomik yapı, bazen içinde bulunmuş oldukları sosyal yapıdan dolayı birbirinden ayırma işlemi olacaktır. Tabakalar tamamen bunları oluşturacak ve farklı coğrafyalarda toplumlar farklı dönemlerde de farklı şekillerde sınıflanacaklar. Yine bakın insanlar arasındaki ekonomik ve toplumsal eşitsizliğin görünür hale gelmesi ve toplumlar hiyerarşik bir düzen içerisinde sınıflandırılmasıyla biz bu tabakalaşmayı göreceğiz. İki farklı coğrafyada tabakalaşma örneğimiz var burada. İlk olarak Avrupa'yı ele alalım. Şimdi hatırlayın Orta Çağ Avrupa'sında hangi sistem ön plandaydı? Feodalite dediğimiz sistem ön planda. Feodaliteye bağlı olarak Avrupa'da bakın bir soylu sınıfı mevcut. Din adamları sınıfı, burjuvalar yani ticaretle uğraşan sınıf, bir de köylüler mevcut olacaktır. Bir de sistemin dışında kalan köleler de en alt tabakayı oluşturacak. Hindistan'a geldiğimiz zaman ise bölgeye gelen arilerin Hindistan'ı daha iyi bir şekilde yönetmek için kurmuş oldukları bir kast sistemi var. Unutmayın. Hindistan'daki sistemin adına biz kast sistemi diyeceğiz. Bu kast sistemi içerisinde sistemin en başında ve sistemin en güçlüsü, en kuvvetlisi Brahmanlar yani din adamları olacaktır.
Kshatriyalılar askerler, ikinci sırada Vaisyalılar çalışanlar, üçüncü sırada Sudralar yani işçiler de, dördüncü sırada bir de sistemin dışında en altta kalan köleler yer alacaktır. Kast sistemi kapalı bir sistem tabakalaşması olacaktır. Yani burada yatay hareketlilik vardır, dikey hareketlilik yoktur. Peki ne demek bu yatay hareketlilik? Yani siz işçi sınıfındaysanız her zaman işçi kalacaksınız. Hiçbir zaman işte asker sınıfına veya din adamı sınıfına geçemezsiniz. Kastlar arasında mesela kız alıp verme, evlilik gibi durumlarda söz konusu olmayacaktır. Hangi kasta doğarsanız o kasta ölürsünüz. Yani tamamen kapalı bir sistem olacaktır. Avrupa'da ise tamamen mülkiyete bağlı olarak bazen sınıf atlayabiliyorsunuz. Yani sizin zaman içerisinde elde edebileceğiniz mülkiyet hakkınız sizin toplum içerisindeki sınıfınızı atlatabiliyor. Ancak sadece zenginlik ve mülkiyete bakılacak bu. Her zaman açık değildir. Yani burada yarı açık tabakalaşma hakimken Avrupa'da, Hindistan'da ise tamamen kapalı bir tabakalaşma görülecek. Kesinlikle geçiş olmayacak. Bunu da ifade etmiş olduk. Orta Çağ'da ticarete gelelim. Ticareti biraz ele alalım, işin ekonomik boyutunu. Şimdi Orta Çağ'da kara ticaretinde bakın, burada atlar, at arabaları ve develerin kullanılmış olduğunu görebiliyoruz. Burada temelinde tabii bu kervanları oluşturan unsurlardır. Bu atlar, at arabaları, develer. Bir bölgeden başka bir bölgeye mallar sevk edilirken buradaki kervanlar kullanılacaktır. Deniz ticaretinde bakın insan ve rüzgar gücüne hareket ettirilen kürekli ve yelkenli gemiler hakim. Tabii kara ticaretinde daha çok komşu devletlerle ve iç ticaret hakimken, deniz ticaretinde ise başka diyarlara, uzak diyarlara, komşu olunmayan diğer ülkelerdeki ticari faaliyetler gerçekleştirilmeye çalışılır. Peki bu ticaretleri biz Orta Çağ'da hangi yerlerde yaparız? Yani ticaretin akmış olduğu ticari mekanlar nerelerdir? İlk olarak Kaorum'lardan bahsedelim. Şimdi Kaorum dediğim şey Asurlu tüccarların toplandığı semtler olacak. Şehrin hemen dışında ticari işlerin görüldüğü yerler olacaktır. İlk çağda görüldüğü gibi Orta Çağ'da da varlıklarını devam ettirecekler. Nitekim bakın Asurlar, onların bir Kaorum'u var. Kayseri Kültepe yakınlarında. Ki Asurlar bu Kültepe'ye ne yapacaklar? Bu Kaorum'a yazılı tabletler getirecekler. Kaorumların Kültepe'ye yazılı bu Kaorum'a yazılı tabletlerin Asurlar tarafından getirilmiş olması, Orta Tunç Çağı'nda, bakın demek ki Tunç Çağı'nda yazının Anadolu'ya girmesine sebebiyet verecek. Aynı zamanda Anadolu'da ilk olarak yazı bu dönemde tanışılmış olacak. Tekrar söylüyorum. Asurlar Kültepe Kaorum'una Orta Tunç Çağı'nda yazıyı getirecek ve Anadolu yazıyla beraber tarihi çağlara girmiş olacaktır. Agora'ya gelelim. Şimdi şehir devletlerinin ticari faaliyetlerinin yapıldığı yer olacak. Daha çok böyle kent meydanı, çarşı, pazar yeri gibi gördüğümüz önemli ticari mekanları oluşturacaktır. Arasta'ya gelelim. Arasta'dan bahsedelim. Şimdi Arasta'da bakın aynı esnaf grubuna ait dükkanlar bir arada olacaktır. Mesela işte Kuyumcular Çarşısı, Balıkçılar Çarşısı. Bu çarşılar aslında bir Arasta örneğidir. Çünkü aynı esnaf grubuna ait olan aynı ürünler burada satılacaktır. Hanlara gelelim. Kervanların ve yolcuların konakladığı yapılar olacak bu hanlar. Aynı zamanda bu konaklama yapılarında da burada karşılıklı ticari ilişkiler olduğu kadar kültürel etkileşim de sağlanmış olacaktır. Çünkü çok farklı coğrafyalardan gelen insanlar söz konusu burada. Ribatlara gelelim. Sınır bölgelerinde kurulan burada ilk olarak askeri amaçlı, unutmayın, İlk olarak askeri amaçlı kurulacak bunlar. Gözetleme merkezleri olacak. Ancak zamanla bu alanlar askeri faaliyetler azaldığı zamanlarda da ticari mekan olacak ve ticari faaliyetlerde bu ribatlardan karşılanacaktır. Kervansaraylara gidelim. Ticaret yolları üzerinde bulunan konaklama tesisleri olacak. Geniş bir ticari yol üzerine kurulan bu kervansaraylarda temel amaç işte ticari faaliyetlerde bulunan bu insanların, kervanların konaklayabilmeleri, güvenli bir şekilde burada ticari faaliyetlerin gerçekleşmesi olacaktır. Bir de Bedesten'e gelelim. İşte çeşitli eşyaların satıldığı kapalı çarşıdır. Mesela günümüzde işte İstanbul'da bulunan kapalı çarşı gibi, Mısır çarşısı gibi çarşılar, yani farklı farklı ürünlerin satıldığı kapalı çarşı mekanlarına biz Bedesten adını
vereceğiz. Demek ki ticaret, bakın, Karum, Agora, Arasta, Han, Ribat, Kervansaray ve Bedesten gibi yerlerde yapılacaktır. Öğretmenin size yazıldığı işte Orta Çağ'da ticari faaliyetlerin gerçekleşmiş olduğu yapılar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez diye bir soru sorarsa işte cevap seçeneği içerisinde kale olabilir, işte saray olabilir, değil mi? İşte cami olabilir, işte katedral olabilir, kilise olabilir. Bu gibi hani isimler verir, onlara dikkat edin. Onlar sizin sorunuzun doğru cevabı olacaktır. Çünkü biz Karum, Agora, Arasta, Han, Ribat, Kervansaray ve Bedesten gibi yerlerde bunları yapacağız. Devam edelim ve ilk ve orta çağda ticaret yollarına değinelim. İlk olarak İpek yolunu ele alalım. Şimdi tarihi İpek yolu Çin'den başlayarak ta Asya ile Avrupa arasındaki ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için Avrupa işlerine kadar uzanan bir ticaret yolu olacaktır. Ön Asya'ya geldiği zaman burada iki kola ayrılacak. Biri Anadolu üzerinden Avrupa'ya giderken diğeri Kafkaslar üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışacaktır. Nitekim İpek yolunda çok önemli ticari faaliyetler gerçekleşecek. Orta Asya tarihinde birçok Türk devleti bu İpek yoluna hakim olabilmek için savaşlar yapacaktır. Çünkü İpek yoluna hakim olduğunuz zaman ticari manada size oldukça önemli kazancı var ve devleti zengin kılacaktır. Yine İpek yolunu bu şekilde ifade etmiş olduk. Çin'den başlayacak, Avrupa'ya uzanacak. Baharat yoluna gelelim. Şimdi Baharat yolu ise Hindistan'dan başlayarak iki kol halinde, biri Kızıldeniz, Mısır üzerinden Akdeniz'i de kullanarak Avrupa'ya, diğeri ise Anadolu üzerinden Avrupa'ya ulaşan bir yol olacaktır. Peki Baharat yolu neden önemli? Şimdi Baharat yolunda önemli böyle baharatlar Avrupa'ya taşınacak, Hindistan coğrafyasına yetişirler. Peki baharat niye önemli? Bakın, şimdi kaç yıl önceden bahsediyoruz? 1000 yıl, 1500 yıl önceden. Şu bizim için işte bir et olsun. Bir hayvanı kestik. Şu da bizim için bir et parçası olsun. Tamam mı? İşte şöyle temsili bir et çizelim buraya. Şimdi bu et parçasını şöyle kemiğinde yapalım. Şimdi bu et parçası doğal olarak bozulmaması için biz neyi kullanacağız burada? Baharatı kullanacağız. Bu et baharata bastırılacak, saklama yerlerinde kaldırılacak ve etin kokması, bozulması, işte bakteri kapması engellenmeye çalışacaktır. Yani baharatın en önemli özelliği budur. Özellikle bazı besinleri koruyabilme özelliği Avrupa'da tarih boyunca baharat yolunun önem kazanmasındaki önemli bir faktör olacaktır. Tamam mı? Unutmayalım. Bu şekilde bir önemi mevcut olacak. Devam edelim. Kral yoluna gelelim. Şimdi Persler tarafından yapılan bir yol olacaktır. Pers kralı burada Darius tarafından inşa edilen, Pers topraklarından başlayıp Lidya topraklarına kadar ulaşan bir yol olacaktır. Anadolu ve Acem coğrafyası, İran coğrafyası arasındaki önemli, yine Mezopotamya coğrafyası arasındaki önemli bir ticaret yolu olacak. Ve insanlar tarafından burada kullanılan günlük ticari faaliyetlerin gerçekleşmesi ve ülkelerinde yapmış oldukları önemli ürünleri pazarlamaları açısından da oldukça önemli bir yol olduğunu ifade edelim. Kürk yoluna gelelim. Şimdi daha çok soğuk coğrafyada etkin olan bir yol olacak Kürk yolu. Daha çok kuzey ülkelerinde göreceğiz. İşte Rus coğrafyası ile Avrupa coğrafyası ve Çin arasındaki bir coğrafyada olacak. Şimdi Kürk yolunda farklı hayvanların derileri burada kürk haline getirilerek işte insanların günlük yaşamında kullanabileceği, giyim ve kuşamda değerlendirilebileceği eşyalar yapılacak ve bu yolda kullanılacaktır. Tekrar söylüyorum, soğuk coğrafyalarda kuzeye doğru etkin olacak. Rus coğrafyasında, Kuzey Avrupa'da, yine Çin'in sert ikliminin olduğu yerlerde kürkler oldukça önemlidir. Çünkü insanların temel giyim kuşamında bu kürklerden faydalanacak. Bu bakımdan da kürk yolunun özelliğini ifade etmiş olduğunu. Ve Orta Çağ'da ordu konumuza geldik. Şimdi Orta Çağ siyasi birliklerinden yoksun olan Avrupa'da ordular daha çok küçük olacak. Aynı zamanda da bu ordular küçük olduğu için de uzun sürede böyle seferler düzenlenemeyecek. Çünkü feodal sistem var. Feodal sistemde de bu senyörlerin, düklerin ve önemli bu siyasi kişilerin küçük kendi kalelerini koruyabilecek kadar da orduları mevcut. Doğal olarak orduların hepsi küçük olduğundan dolayı da geniş bir sefer, geniş bir toprak kazanmaya yönelik faaliyetler olmayacak. Batı Avrupa'ya baktığımız zaman 13. yüzyılda Frankların biz burada Franklar askeri bir düzen olan feodal sistemi geliştirecek, biraz daha sistemli hale getirecek, onu ifade edelim. İlk çağdan itibaren ise devletler, bakın, varlıklarını devam ettirebilmek için, savaşlarda başarılı olabilmek için, huzuru ve düzeni sağlayabilmek için güçlü askeri teşkilatlar kurmaya başlayacak. Bunun üzerine
kendini şekillendirecekler diyelim. Biraz daha şöyle orduyu açalım. Şimdi bakın, Orta Çağ'da Avrupa'da şövalyeler, okçular ve kuşatma teknikleri etrafında dönen bir kara savaşları hakim. Tamamen bunlar üzerine şekillenecektir. Biraz daha işin böyle asil sınıfına giren önemli bir savaş unsuru ön planda diyelim. Şimdi Orta Çağ Avrupa'sında böyleyken doğuya geldiğimiz zaman yüzyıllarca burada Orta Asya'ya hakim olan Türk ve Moğol atlı okçuları var. Bakın, Orta Asya coğrafyasını düşündüğümüz zaman o sert coğrafyada, biraz daha kuraklaşmış coğrafyada atın önemi hem işte göç faaliyetlerinde hem de savaş faaliyetlerinde oldukça önemli olacak ve at savaşlarda bu orduları daha hızlı kılacaktır. Onu ifade etmiş olalım. Yine Orta Çağ'da bakın ücretli askerlik sistemi birçok devlette görülecek. Bununla beraber bakın Bizans İmparatorluğu tarihin her döneminde ordusunda ücretli askerlere de yer verecektir. Bu bakımdan da oldukça önemli olduğunu ifade edelim. 14. yüzyıldan sonra ise bakın İngiltere ve Fransa gibi krallıkları ordusunda maaş karşılığında asker bulundurmaya başlamış. Demek ki askerlik artık bir meslek haline almaya başlamış. Böylece Avrupa'da askerlik mesleği ortaya çıkacaktır. Evet, orduları da bu şekilde ifade ettik. Ve son kısmımız kanunlara gelelim. Orta Çağ'ın önemli kanunlarından bahsedelim. Şimdi İlk siyasi oluşumlarda devlet ve toplum hayatının düzen ve disiplinle yürütülmesinde bu toplumsal normlar, kurallar kendiyle beraber hukuku ortaya çıkacaktır. Ki hukuk iş gelenek haline gelecek burada. Kurallar düzenlenecek ve toplum düzeni içerisinde bunlar devlet hayatı içerisinde önemli bir unsur olacaklar. Roma hukukuyla başlayalım ilk olarak. Bunun ilk basamağını 12 levha kanunları oluşturacaktır. Unutmayalım. Roma hukukunun ilk basamağını 12 levha kanunları oluşturacak. Roma halkının görev ve sorumlulukları halk arasındaki ilişkiler gibi de pek çok konuya açıklık getirecekler. Hemen bir örnek maddesine bakalım bu kanunlara. Bakın diyor ki bir kimse kendisini borçlu olan vatandaşa hakim önüne götürür. Borçlu borcunu ödeyemezse muayyen şekillere riayet ederek ona el kor, evine götürür ve zincire vurur. Muayyen zaman içinde yine ödeyemezse öldürebilir veya köle olarak satar. O zaman biz buradaki kanunlar için sert manasını ve yorumunu yapabiliriz. Çünkü dikkat ederseniz burada bir borçlunun borcunu ödeyememiş durumda öldürülme hakkının kişiye verildiği söyleniyor ki bu kanunların oldukça sert olduğunun bir göstergesidir. Devam edelim ve Justinianus kanunlarına bakalım. Şimdi Justinianus kanunları günümüz medeni hukukunun temelini oluşturacaktır. Medeni hukukunun ilk basamağında biz bu kanunlarla beraber göreceğiz. Aile, kişi ve miras hukuku konularında düzenlemeleri bağlayacaktır. Bir maddesine bakalım. Bir kimse diğerinin bedenine zarar verirse veya bir şey çalarsa, zarar gören şahıs zararın telafi edilmesini isteyebilir ve bu tazminat para ile ödenir. Bakın insanların canıyla ödenmiyor, parayla ödeniyorsa özellikle Roma hukukuna göre biraz daha yumuşak ve ılımlı diyebiliriz buradaki kanunlar için. Cengiz yasasına gelelim. Türk ve Moğol törelerinin yazılı hale getirilmesi ki hatırlayın töre yazısız hukuk kuralları olacaktı. İşte bunların yazılı hale getirilmesine biz Cengiz yasası diyoruz. Bir örnek maddesine bakalım ve yorumlayalım. Şimdi diyor ki kasten yalan söyleyen, sihirbazlıkla uğraşan, casusluk yapan, kavga etmekle olan iki şahıs arasına girerek onlardan birine yardım edenlerin cezası ölümdür. Bakın ceza yine ölüme bağlanıyorsa demek ki buradaki hukuk kuralları ve kanunlar oldukça sert olacaktır diyelim. Evet, ödüllü soruya geçmeden evvel bugünkü işlediğimiz konuyla alakalı size ödevlerinizi vereyim. Şimdi 0'dan 9'a tarih kitabında bugün işlediğimiz konuyla alakalı nereden çalışmanız ve tekrar etmeniz gerekiyor? Çünkü bu ödev önemli. Bir kez de kendiniz bireysel olarak burada ödeve çalışırsanız en azından buradaki konuları iyi bir şekilde edinebilir ve kendinizde oluşturduğunuz bu nitelikle beraber yazılıya çok iyi hazırlanmış olabilirsiniz. Üçüncü ünitemiz burada. Bugün sizlerle beraber işlediğimiz konuydu. Başlı siyasi gelişmelerden başladık. Kanunlar gelişmeye kadar geldik. 64 ile 92 arasını biz ne yapacağız burada? Ödevimiz olarak tekrar edeceğiz unutmayalım. 0'dan 9'a tarihte ödevimiz bu şekilde. Tak tarihe geldiğimiz zaman çözmeniz gereken en azından birinci yazılıya kadar sizlerden istediğim önemli ki bakın burada yazılımız olacak. Bakın 79'dan
Nereye kadar geliyoruz biz? 102'ye kadar geliyoruz. Burada sorularımızın hepsini çözeceğiz. Soruları bir şekilde edindireceğiz. Unutmayalım. Aynı zamanda şöyle 102'ye gelelim. Şimdi geldik, soruların hepsini çözdük ya. Ve çok önemli bilgiler edindik. İşte onları çözdükten sonra ise şöyle. Burada bir yazılımız var. Bakın hemen ünite sonunda. A, B, C, D ve E bölümünden oluşan bir yazılımız olacak. Örnek bir yazılıdır. Bu yazılıyı hem bu videoyu izledikten, daha sonra 09'dan konuları iyi bir şekilde öğrendikten, test sorularınızı çözdükten sonra yazılıdan önce biz bunu çözeceğiz. Bakın A bölümünde burada doğru yanlışı yapacağız. Sonra bir bulmacamız var. Sizin kelime haznenizi özellikle görme ve burada bilgileri sizde daha iyi edindirme açısından. Daha sonra boş bırakılan yerleri dolduracağız. Bir değerlendirme sorumuz var. Klasik bir sorumuzdur. Daha sonra eşleştirme sorularımızı çözerek daha önce çözdüğümüz test sorularıyla beraber çok sağlam hazır olacağız. Bir de elinde akıl haritası olan arkadaşlarımız için yine onun için Orta Çağ'da dünya konumuzu akıl haritamızdan, tarih kısmından inceleyeceğiz. Kısa kısa burada bilgileri öğreneceğiz ve sınava az bir süre kadar son bir zihin tekrarı yaparak akıl haritasından da faydalanıp buradaki konuları bitirmiş olacağız. Evet, ödevlerimizi de bu şekilde vermiş olduk. Aynı esnaf grubuna ait dükkanların bir arada bulunduğu çarşılara ne adını veriyoruz? Evet, bunu derste ifade etmiştim. Yorum kısmına yazalım ve yorumlarınızı okuyacağım bu arada. Hepsine tek tek dikkat edeceğim. Yorum kısmına yazalım ve bakalım dersten güzel bilgiler öğrenmiş miyiz? Hadi bakalım, şimdiden hepinize yazılınızda başarı dilerim. Umarım çok çok güzel puanlar alırsınız. Aldığınız güzel puanları da mutlaka bizimle paylaşmayı unutmayın. Hadi hoşçakalın.